arkadaşlarımı takdir edeyim. Seçim Bey, benim yardımcım. Kevser Hanım, Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyemiz. Nilgün Hanım, Kadın Kolları Teşkilat Başkanımız. Bize gelen şeyde Belgin Hanım yemesi geldi herhalde. Evet, o kendisi genel merkezimizde heyetleri kabul ediyorlar. Genel başkan yardımcımız olarak. Bizler de genç bir heyet olarak karşınızdayız. Gençlik edişin temeli. Çok teşekkür ederiz. Gençlikten başlayabilirsiniz. Biz de fark ettik ki heyetimiz olarak Akran'ız hepimiz. Hepimiz 92 doğumluyuz, böyle yolda gelirken teferruatlı fark ettik. Tabii önceden de tanışıyoruz elbette ki. Evet. Ben de müsaadeniz olursa heyetimizi takdim edeyim Sayın Başkanım. Derya Hanım, Kadın Kolları MKYK üyemiz, iletişimci. Salih Bey, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, avukat, meslektaşım. Ben de Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız adım. Çok memnun. Avukatsınız aynı zamanda. Evet, ben de avukatım. Hoş geldiniz. Çok şeref verdiniz. Çok memnun oldum. Şeref duyduk. Şeref duyduk. Bayramların bu şeyi çok güzel tabii. Ayrıca AK Parti herhangi bir parti de değil bizim için. Evet. Eskiden tanıdığımız bir parti. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bayramınız tekrar kutlu olsun. Allah'ın izlerini erdirsin. Bayramlar güzel sohbetlerin, iletişim kurmanın en temel şeyi, noktası. Evet. Bu bakımdan çok güzel oluyor. Bayramlaşma güzel bir şey. Gerçekten öyle. Yani siz de ifade ettiğiniz yabancı değiliz de açıkçası gelirken ekip arkadaşlarımıza da söyledim. Bilhassa bu binanın hepimizde olumlu hatıraları var. Ben yandaki camiyi çok net hatırlıyorum çocukluk hafızamdan. Dolayısıyla hakikaten bu duygudaşlık, bu paylaşım, bu ortak bellek de bence fevkalade kıymetli. Sizin ifade ettiğiniz gibi bayramlar hakikaten çok bereketiyle, rahmetiyle kuşatan zaman dilimleri, aile olma bilincinin çok daha pekiştiği, aslında toplumsal olarak da bir bütün haline nasıl bir aile olduğumuzu gösteren günler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve dolayısıyla hani hakikaten Ramazan zaten mağfireti, rahmeti bütün yönleriyle hissettiğimiz, tabiri caizse sükun bulduğumuz zaman dilimi. Ve bunun da üzerine Sezai Karakoç diyor ya hani gelişim bir bayramdı, gidişinde de bir bayram bıraktım. Hakikaten bunu Ramazan'ın her anında yaşıyoruz. Gelişi bir bayramdı, gidişinde bir bayram bıraktı. Ve biz hani geri kalan 11 ay boyunca da Ramazan'ın tekrar gelmesini bekliyor olacağız. İnşallah. Rabbim ömür verdikçe inşallah. Zaten Ramazan dediğiniz gibi yılın içinde bir başlangıç ayı. Evet. Yani onun yeri ayrı. Ona göre bütün işler planlanır. Evet. Vesaire. Şey ayrı. Sayın Genel Başkan buraya geldiğinde milletvekilliği şeyinde Cumhur İttifakı yapabilirken bu yaşadığını duygular hep yaşadı böyle. Binaya bakıyor, camiye bakıyor. Evet. Arkadaşlara işaret ediyor falan. Zaman tüneline gitti. Zaman tüneline gitti. Hatırladım da şöyle zaman. Uzun soluklu mücadeleler. Yani Türkiye'nin bu noktaya gelmesi çok kolay olmadı. Sizler bizlerden çok daha iyi bilirsiniz biz o noktada. Tecrübenize de ben bir genç sonuna kadar itimat ediyorum. Yani dolayısıyla bu noktaya gelinmesi hiç kolay olmadı. Gerçekten kolektif bütüncül bir çaba gerektirdi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu noktada tabiri caizse gençlik yıllarından itibaren ömrünü vakfetmiş bir isim. Dolayısıyla hem onun da biz selamlarını sizlere iletmiş olalım, bayram tebriklerini iletmiş olalım AK Parti'mizin ve bütün AK Parti camiasının. Hakikaten bayram güzel bir uhuvete vesile oluyor bu yönü itibariyle. Siz de bizim genel başkanımızın çok selamını selamlarınızı söyleyin. Elbette ki. Gerçi aramamış ama sayın genel başkanımızın, genel başkanımızın zararı yok. Bayramlaşmada bunlar unutulur. Tekrar yarına bakılır. Sizi lütfen bizim genel başkanın selamını söyleyin. Benim ilk tanıştığımda lise 2'de İmati Lisesi'nin münazara kodu başkanıydı. Metin Tepe binasını gördünüz mü İstanbul'da? Gittiniz mi o binaya? Evet, bina olarak yanılmıyorsam gitmedim ama Cağaloğlu'ndaki bina. Cağaloğlu'ndaki, evet. Evet, evet, gittim. Ben evet. Ankara Başkanı'yım Metin Tepe'nin aynı zamanda evet. İkinci başkanı genel merkezinde. Cağaloğlu'ndaki çok güzel binası. Biliyorsunuz şöyle üç kademeli çıkılır. Evet.
oradan çıkarken Yaşar Kriyal olabilir, Bayıkın Cebeci olabilir, aşağıya doğru bir delikanlı gibi indirdi, bana dedi senin birisini tanıştıracağım dedi. Dedi Tayyip Bey, Tayyip Erdoğan dedi. Recep Tayyip dedi. O zaman kravat bilmesi şu anda yerinde, çok sayıyor. Kılık etemekleri sahibi, çok ince şeyleri çıkmış, kemikleri falan. Bu dedi münazaklıdır dedi. Herhalde gel Yaşar bir tanıştığım ya da Ayık İnce Bece. Mesela kurmaylarında. Ben de o başarılar dilerim. Delikanlı bir sırtını tıkmışlardım. O aşağıydı, ben yukarı çıktım. Geçen genel kurda gittik. Ya çay direkt getirdi de kahve alır mısınız? Kahve de çok güzeldi. Ya teşekkür ediyorum. Çay gelmiş, çaydan devam edeyim. Ben her ikisini de bir daha sonra tercih ederim. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Şimdi geçen genel kurul oldu. Orada şimdi dedi, size dedi bir şey söyleyeceğim dedi Tayyip Bey. Bu binayı yıkacağız, yerine yapacağız. Şimdi ben bir tuhaf yaptım şimdi. İsmail Kahraman da yanımda. İsmail Kahraman 40 yıllık abimiz, 45 yıl. 3 tane çocuğumun nikah şahidi. Ayrıca görüştüğümüz bir başkan. Şimdi dedim 2 tane Karadeniz yanına geldi, ne yapar? Bina yapar. İnşallah bina yıkmaz da. Yıkınca işte bu anlattığım hatıra kayboldu. O binayla özdeş bu hatıra ki kendisinin, gidiyor, kendisinin gidiyor, bunun gibi yüzlerce hatırası var. Başka oradaki Hazırun'un binlerce hatırası var falan. Bina yıkıp da baştan yapacağız deyince ki orası tarihi bölge biliyorsunuz. 4 kattan 5 kattan fazla da yapılamaz. Yarım adam içerisi. İnşallah yıkmazlar. Yok, öyle yani bir şey oldu. Olmaz. Zaten tarihsel kalanı eski hatıraları ben de biliyorum ama Cumhurbaşkanımızın gerçekten o noktada gençlik yıllarındaki mücadelesi bizler için çok önemli, kıymetli bir örneklik. Hakeza rahmetli Necmettin Erbakan'ın da duruşu, ağır sanayi hamlesi. Ben gerçekten o il il yapılan çalışmalara çok teferruatlı okudum ve her okuduğumda hayranlığı çok daha fazla arttı. Yani bütüncül bir kalkınma, bölgesel kalkınmayı önceleyici bir planlama yapılması hususları fevkalade kıymetli. Bu noktada bizler de şimdi Milli Teknoloji Hamlesi'yle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aslında o mirası yaşatmak üzere gerçekten yoğun bir çaba ve gayret sergilediğimizi tekrardan ifade etmek isterim. Ben de avukatlık yaptığım süreç içerisinde bilişim ve uzay hukuku çalıştım. Dolayısıyla hakikaten bu sektördeki gelişmeleri çok yakından takip etme imkanım oldu. Ben hatırlıyorum, işte daha önce ortaokul yıllarımda, lise yıllarımda insansız hava araçlarını mesela malum ülkeden almak ve temin etmek mecburiyetinde kalırken İsrail'den şu an biz şu an olduğumuz noktada artık biz bu araçları ihraç eden bir ülke noktasına geldik ve bu kazanımları kazanmak hiç kolay olmadı. Bu bir az evvel de ifade ettiğim gibi kolektif bir gayretin sonucu oldu ve biz şu an gerçekten ismini dahi zikretmek istemediğimiz ülkelere müdana etmeksizin kendi kendine yetebilen bir Türkiye'yi inşa etmek hususunda epey bir gayrette ortaya konulmuş oldu. Bu noktada Sayın Erbakan Hocam'ın, rahmetli Erbakan'ın, Necmettin Erbakan Hocamızın gerçekten ortaya koymuş olduğu vizyon bence bütün Müslümanlar adına çok kıymetli. Gerçekten bir Müslümanın çalışkan. Ben onun İTÜ'deki günlüklerini de okumuştum hakikaten, o zamanki anlatımlarını. Hani bir mescitte efendim, imamet etmesinden tutun da gerçekten oradaki öğrencileri teşkilatlandırarak bir hikaye ortaya konulması hepimiz için çok ufuk açıcı. Bizler de bu hikayeyi sürdürebilmek adına gayret ediyoruz. Şimdi gençlerle de bir araya geldiğimizde ben Ağrı Sanayi Hamlesi'ni çok kulağını çınlatıyorum. Ankara vekiliyim, OSTİM'de Orhan Aydın Başkanım'la da ben Ağrı Sanayi Hamlesi'ni ile birlikte Hasan Gültekin'le epey... 70 tane harp sanayi şirketi var şeyde. Özel bölge yaptı hamle, evet. Çakırların arkasına. Savunma sanayi, özel ihsas bölgesi evet, yaptı. Onlar, onda da ne hikayeler 170 var. Tane şey, evet. 170 tane firma silah parçası üretiyor. Bu çok önemli bir oran. Orhan Bey'in bu konuda çok büyük katkıları oldu. Evet. Tabii daha doğrusu Vecdi Gönül Bey, Müdürsel Bakanlık'ın ofisat anlaşması yaptı ülkelerde. Evet. Biliyorsunuz o diyelim İngiltere'de 100 milyonluk bir şey alacaksa ofisat anlaşmasının manası o. Anlaşmada şu var, %10'unu Türkiye'den karşılayacaksın bunun diyoruz. Yani 100 milyonluk oradan mal alırken, evet. 10 milyonu Türkiye'den karşıladığında işte bu sefer bizim savunma sanayi gelişiyor.
evet. bizden almak zorunda kalıyor. Rahmetli Hoca 100 bin tank, 100 bin top dediği zaman evet. millet bilmişti. Evet, seçimde. Tabi geçmişti. İşte bugünleri görerek söylüyor. Evet. 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 TUSAŞ'ı kurduğunda uçak sanayinin ilk defa 1975 yılında burada şey resimler falan vardır. Hatta Cemal Turan da yönetim kurulu üyesi yaptı. Genel Kurmay Başkanı Cemal Turan. Buralardan hareket ederek ağır sanayi dedi. Bugünleri şey yaptı. Selçuk Bayraktar'ın babası da hocanın öğrencisi. Ya, evet, çok evet. İkisi de rahmetli eylesin. Bu konular çok önemli. Çok önemli. Bu konuları yaparken her belki yerli ve milli dilimizi unutmamamız lazım. Evet, yani evet. İşe bağımlılıktan evet. ayrılmamız lazım. Kesinlikle. Bu konuda hep söylüyorum. Yani en yerli ve milli insan Necmettin Erbakan. Bir parti kuracağız zaman, seçime gireceğiz zaman, hükümet kuracağız zaman gidip bir yerlerden icazet almadan bu işleri yaptı. Allah razı olsun. Ben şimdi Özel Kalem Müdürlüğü'nü yaptım Necmettin Erbakan Bey. Meclis hükümetleri döneminde 24 yaşındaydım o zaman. Ancak şimdi baştan okudukça yazıları seçimde hocanın ileri görüştüğünün rahmetlinin tabii, daha çok farkına var. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Şunu da ilave edelim. Öldükten sonra büyüyen tek idi. Bugün ölen bazı başbakanlarımız var. Tamam, bak rahmet eylesin. Ölüm günü Fatih'e sokun diyor, o kadar. Ama rahmetli hoca her gün anılıyor. Hangi ziyarette bulunsak, nereye gitsek ki bir alıntı ortaya konmasın. Evet, çok evet, hakikaten öyle. Şimdi bugünkü çok milli yani. Görüş politikası Sayın Başkanım, bugün gerçekleri de yansıdı, gün yüzüne çıktı. O gün milli görüş farklı algılanıyordu toplumsal bilinçte. Şimdi milli görüşün sizin de biraz evvel dediğiniz gibi gerçek bir milli hareket olduğu ortaya çıktı. Ve o da bu yapıda artık tekrar yeşeriyor şimdi. Daha da güçleniyor inşallah. AK Parti'nin temel iskeletinde düşündüğümüzde büyüklerin benim derlerdi. Hakikaten her iki kişiden biri yeri geldiğinde öyle olacak diye. Hakikaten o noktaya doğru gelinmiş oldu son kertede. Bu Tayyip'ten den vurdunuz. Ben Ankara vekili yine olduğum için küçük bir atıf daha yapma ihtiyacı hissettim. Bu Kaan Milli Muharip Uçağımız. İlk hangardan çıkacağı zaman biz de oradaydık. Ben daha önceden mühendislerle tabii epey konuştum. 2023'e yetişir mi, yetişmez mi vesaire. Böyle hakikaten bazısı yetişmez vesaire diyenler oluyordu. Ben de yetişmez, olmaz, etmez. Hani bu bizim gençlerin çok sevdiği cümleler değil. Yani Allah akla düşürüyorsa bir şeyi nasip etmenin de, nasip edeceğinin de aslında emarelerini veriyordur. Dolayısıyla bizden gayret bekleniyordur o noktada. O gayrete istinaden, o hangardan çıktığında ben toplum içinde de çok ağlayabilen biri değildir. Hüngür hüngür ağlamaya başladım. Çünkü yetişti. Yapamazsınız diyenlere inat. Hakikaten yapıldı elhamdülillah. Ki bugün Özdemir Bayraktar'ın da hikayesi aslında Kızılelma'da yaşıyor. Yani o Bayraktarları çok daha ayrı bir noktaya taşımış oldular. Dolayısıyla bu tecrübeye, bu vizyona hep birlikte sahip çıkmak fevkalade kıymetli. Ben de bunu kendi kendime ki arkadaşlarım da beni destekleyecektir. Gittiğimiz her yerde Türkiye'nin bu sanayi dönüşümü, katma değerli üretim mekanizmasını kendi kendine yetebilen, hakikaten tam bağımsız olabilmek noktasında çaba harcayan bir Türkiye profilini her yerde anlatmaya çalışıyoruz ki zaten Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la yerli ve millilik hususunu her noktada çok ciddi anlamda vurguluyor. O noktada gerçekten bu tecrübe bizler için çok kıymetli. Biraz yani, da siyasete girelim Sayın Vekilim. Şimdi bunlar da siyasetti değil mi? Bu milli hap sanayi, evet. siyaset olmaz. Milli evet. hap sanayi hepimizin evet. idealidir. Yani şeyidir. Evet. Seçimlerde çok şükür başarabildik. Yakaladık. Şu parti olduk ama olsun. Şunu demek istiyorum. Televizyon izlediğimiz AK Parti taraftarı birçok gazeteci şunu söylediler. Bu çok önemli. Hiçbir yerde birden Refah Partisi yüzünden AK Parti belediyeyi kaybetmedi dediler. Tabii buradan biz rahatladık, mutlu olduk. Tabii. Çünkü niye vebal dedi üzerimize? Fezula Kıyıklık benim duydunuz mu adını tanımasını bilmiyorum. 40 yıllık arkadaşım. Büyük Fatsa 40 yıllık arkadaşım. Celalettin Gülenç 40 yıllık arkadaşım. Bunlar AK Parti kurmayları. Ama Fatih Beyciğim işte vebaldir. Neyse bunu diyerekten biz rahatladık. Bizim yüzümüzden kaybettiğiniz belediye yok çok şükür. Bu kadarcık siyasetin bir mahsur yok değil mi? Estağfurullah. Bayram. Estağfurullah. Ben, yani zaten evet bayramlaşmak için günün sonunda buradayız ki zaten seçim sürecinde de gerçekten demokratik olgunlukla nihayet
seçim daha geçirdik. Tabii. Ben açıkçası Türk demokrasisi adına bunu çok kıymetli buluyorum. Çünkü hakikaten bu demokratik olgunluğu sergilemek herhalde kıymetli. Gerçekten neticede ben rekabetin de çok güçlendirdiğini bizler düşünüyoruz. Çok yani dolayısıyla hani tabiri caizse insanın kendini çek etmesi açısından da fevkalade bu açıdan da önemli. Ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da zaten hemen balkon konuşmasında gerekli değerlendirmeleri kendi içimizde yapacağımızın mesajını ivedi bir biçimde vardı. Hani bu hem bir özgüven göstergesi hem de hakikaten bir ortak bir gayemiz var. Hani bayrak düştüğü yerden kalkar. Bu mimaride Türkiye'nin ne kadar kıymetli bir yeri olduğunun coğrafyamız açısından da çok farkındayız. Önemli. O yüzden o bayrağa hep birlikte sahip çıkmak hepimizin ortak ödevi, görevi. O bayrakta gerçekten memleketimiz. O yüzden çok ayrı seviyoruz ülkemizi ve ülkemizin açıkçası coğrafyamız açısından taşıdığı kıymetin de farkında olarak bunu yapıyoruz. En iyi bildiğimiz iş çalışmak. Az evvel Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret ettik. Orada da ifadelendirdik. Gerçekten en iyi bildiğimiz iş çalışmak. Biz çalışmayı çalışkanlığı en başta Erbakan hocamızdan öğrendik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik. Dolayısıyla inşallah o çalışmalarımızı bizler de sürdürüyor olacağız hakikaten. İnşallah. Çayınız da güzelmiş Sayın Başkanım. Nerenin çayı diye soracağım ama böyle içine hakikaten. Gerçekten. Bayramların bu yönü güzel insanların iletişimlerinin sahipleşmesi, evet, farkların arasında çok daha çok dostlukların iletişim geçmesi. Kültürünü sürdürmek. Ayşe Keşiren mesela çok iyi. Evet, çok iyi dostumuzdur hem kendisi hem Eşek Erdoğan Bey, mecliste. Evet. Mecliste beraber bayra başkanı yanılmıştır. Sürekli mesajlarımız geliyor bana. Öyle mi? Böyle birebir tanışma şeyi olmamıştı. Merak ediyordum. Bugüne kısmetmiş. Evet. Hakikaten. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Çok memnun oldum. Ben de çok çok memnun oldum. Genç fakat olur milletvekilisiniz. İnşallah başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah yolunuzu açık etsin. Allah razı olsun. Selam, hürmetlerimizi yaşıyoruz. Bütün partimiz camiasına da. Saygılarımızı sunuyoruz tekrar. Hayırlı bayramlarınız olsun. Rabbimiz sıhhatle, afiyetle, bölgemize esenlikle inşallah nice bayramları yaşayacağız. Ufak bir sorumuz olabilir mi? Dilerseniz şimdi bir yere daha yetişeceğim çok ama. Çok kısa zaten. Yeniden Refah Partisi İstanbul Belediye Başkanı Adayı Mehmet Altınur seçimlerin ardından sonuç itibariyle ve erken seçim kaçınılmaz dedi. Sizce ve erken seçim olmalı. Şöyle ifadelendireyim. Biz zaten yerel seçimlerle genel seçimleri her zaman farklı değerlendirmek gerektiğini savunduk ki bu hakikaten de böyle. Siyasetin temel doğası itibariyle de böyle. Cumhurbaşkanımız seçimin hemen akabinde yaptığı balkon konuşmasında bunu ifadelendirdi. Herhangi biz milletimizden genel seçimde yetkiyi aldık ve bunu 5 yıl için aldık. Dolayısıyla milletimizin en temelde iradesine sahip çıkmak adına da 5 yıl boyunca bunu sürdürmek temel ödevimiz, görevimiz olacak. Çünkü o bir emanettir. Biz de o yetkiye, o emanete sahip çıkacağız. Dolayısıyla en yüksek merciden bu ifadelendirildi ki zaten diğer muhalefet partisi paydaşları da erken seçim yönünde bir talepleri olmadığını zaten onlar da ifade ettiler. Benden çok daha iyi takip ediyorsunuzdur, görüyorsunuzdur onları da. Çok teşekkür ediyorum sorunuz için de. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Hürmet ediyorum. Sağ olun. İnşallah o Arslan Ayhanesi zamanlarını sizlerden de dinlemek isterim. İnşallah. Işte, Recai Kutan Bey Bilkent'e gelmişti. Recai torunu da benim arkadaşımdır. Onlar da böyle diyorum bir gün geleceğim ama lütfen kayıt altına almak istiyorum bir bellek olarak hakikaten. Recai Bey hafızadır, tarihi evet. Hafızadır. Hafızası da vücudu biraz rahatsız ama hafızası tam yerinde. Çok çok. Evet. Çok aklı başında. Evet. Memnun sen genel başkanı yaptığım zaman da olsun, daha önceleri olsun çalıştık. Çok beraber İnşallah çalıştık. İnşallah şimdi şu seçim gündemini de bitirince ben hemen bir ziyaret edeyim inşallah. Siz ben şöyle kapatacağım. Fotoğrafı alacağız. Benim yardımcım, turizmci kendisi, Kevser Hanım, kadın pazarları kuryemiz, Gülgün Hanım, kadın pazarları kuryemiz, arkadaşlar.
arkadaştı. MYK'lıyız kardeşimiz. Fatih Çetin Kaya Bey'de geçmiş dönem genel sekreter yardımcımız. Yine MYK'lıyız Ankara Eski İl Başkanımız. Önce bayramlara sağlıkla sıhhatle kavuştursun inşallah. İnşallah. Bayramları güzel günü. Biraz eski sıfat edersin ki bu iletişimin kurulması için. Karşınızda ziyaretler. Çok güzel bir şey. Sevgiler. Yani şunu birinci özelliği. Her türlü sıkıntılarını unutuyorlar. Güzel bir şekilde büyük sevgiler. Geçen yıl da yine birlikteydik, böyle hatırlıyorum da. Siz var mıydınız? Ben görevliydim. Görevliydiniz. Fatih Bey beraber gelmiş. Beraber. Bizim partimiz bağlı olarak işledik ama parti olarak 4 yaşında daha. Yani daha insan şeyleri kıyaslarsak hayatında çocukluktan, bebeklikten çocuklar yeni geçmiş olurdu. Fakat 4 yıllık partimizin teşkilat çalışmaları güzel bir şeyle yetişecekti. Sizin de güzel geçti sanırım. 10 yılda şimdi netice aldınız. Hayırlı olsun. Ülkemiz için, milletimiz için, devletimiz için hayırlara vesile etmesin. Seçimleri de mübareklerimizden mübarek. Yani zor bir süreçti. Yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye olarak seçimlerin içindeyiz. Yani genel seçimleri dikkat alırsanız. Genel seçimler Mayıs ayında yapıldı. 14 Mayıs'tan. Onun evveliyatı önce hazırlık aşaması vesaire derken geçen yılın başından bugüne kadar dikkat aldığımız zaman Türkiye 1,5 yıl süren bir seçim maratonunun içerisindeydi. 3 tane seçim, genel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, yerel seçim. Bundan sonra inşallah seçimsiz, istikrarlı bir 4 yıl var önümüzde. Ama nasıl ederse bu sürede herkes tabii bu seçimlerden zaten de bu yetkililer tarafından da ifade edildi. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Sayın Genel Başkanımız. Herkes kendine göre ders çıkartacak, sonuçları bütün yönleriyle tetkik edecek, değerlendirecek. Bundan sonra da Allah inşallah diyorum yani istikrar içerisinde bir 4 yıl ülkeye hizmet etme imkanı bulunur diye düşünüyorum. Belediye iletişim vermesi söz konusu. Belediye 5 yıl içinde onlarda bir hizmet, onlarda sürekli istikrarlı bir hizmet. İşin imkanları var. İnşallah millet için, millet için herhalde hizmetler yapılır. İnşallah. Gerek altyapıda, gerek sosyal ekonomik olarak da Türkiye'yi bir devlet olarak çalışıyor. İnşallah. Sayın Genel Başkan'ın sıhhati nasıl? Çok şükür. İyi de. Allah'ım. Biz genel kurula gelmiştik. Farklı ettim sana. Burada bir kurulu sıhhatıda yapılabilir. Halen daha o askı şey devam ediyor. Evde geçip bir küçük kaza sebebiyle maalesef bir rahatsızlık yaşadı ama şimdi çok iyi şükür. Çok geçmiş olsun. Şimdi bu yetkilerimizi başlıyorsanız seviniriz. Sen bir an başlığına sevin. Saygılarımızı da. Onu da çok sevdim. Kendisi Sayın Mehmet Başkanı'yla Sayın Türkeş Bey'in danışmanı Fatih Strasbourg çıkmasın dedi artık o zaman. Stadyumdaki değerimizi evet benim. Ben ağaçlarımızın da deklarasını ben çok iyi hatırlıyorum.
senin yanın dostum bu. Neyse kümükler döneminde Türkeş Bey'in bize kadar bir şey yok. Yani şu anda inşallah sanatı yerine de biraz rahatsız. Bir de sanatsızlığı var. Hükümet döneminden işte Sayın Aydın'dan, Sayın Beyoğlu, Sayın Türkeş Başbakanlar'da buluyor. Sayın Demir'de de Başbakan. 1975. Güzelce yapmış. Biz tabii Şevket Bey'le biz hasta Şevket Sönük'le gelen vatandaşlar takip edilen ama yardımcı olduk. Polisler de bize gönderdi. Ben de herkesin kendi bakanlığına göre bazen Şevket Bey'e gönderdi. Vatandaşı bazen de teyze olayın uzak alıyor. Birisi aile hanım var. Bu da yardımcı olduk. İş olsun. İş olsun. Yakalım bir arasına ayaklarınızı var. Şevket abiyle geçen gün görüştüm. Kendisinin rahatsızlığı vardı. Yeni başkanım da daha ötesinde de kendilerine aradım. Eğer rastlaşırsanız selam söylesiniz çok mutlu. Bir de Seyfet Nerzer Bey Başkanı falan. Ankara91 İttifakı'nda aktif olarak sağlık bu sefer dediğimiz 91 seçimlerinde Milliyetçi Çalışma Partisi Meçebeyli İslahçı Demokrasi Partisi ve Refah Partisi'nin aktif olarak seçimlerinde 62 mi yoktur? 61 biraz daha böyle kış kışa yaklaştığı için daha bir rahat. Günler de kısa biraz da daha rahat oldu. Fark edilmedi yani şey olarak. Bir de araba günlük bu seçim telaşının içerisinde de çok. Evet. Bir kısmı da seçimde. Evet. Seçim heyecanlarımızdan üst üste gelmemişsin. Güzel kültürel şeyler yani. Türkiye'de Ramazanlar, bayramlar, özel günler, bunların hepsinin yaşatılması, bunların hepsinin yaygınlaştırılması, gelecek nesillere daha güzel aktarılması bunlar çok önemli şeyler tabii. Hele bayramların artık eskisi gibi dönüşüme uğraması gerekiyor. Ben o kanıdayım. Çünkü bir ara şimdi böyle seyahat ve tatil. Ben turizmci olarak benim çok hoşuma gidiyor. Yani böyle şeylerin sürelerinde uzatılması, 8 gün, 9 güne yayılması falan kazanç açısından ama kültürel yapıda erozyona uğruyor. Yani biz eskiden işte şimdi nasıl partiler birbirine ziyaret ediyorlar, size aşkeler verdiniz, geldiniz. Sağ olun. Ailelerde, evlerde, işte bütün çocuk dönemimizde gidiş gelişler çok olurdu. Tatiller olmazdı. Özellikle işte bayram alışverişleri yapılır ve evlerde hazırlıklar yapılır.
şimdi bakıyorsunuz kapılar hep kapalı. Arıyorsun nerede? İşte tatildeyim, seyahatteyim. Ama herhalde şimdi biraz da böyle ekonomik sıkıntılar yavaş yavaş evde oturmayı, şehirleri terk etmemeyi şey yapacak. Son bayram sirkülasyonuna bakıldığında, yapılan açıklamalarına bakıldığında bayağı ciddi bir şey var. İşte büyük şehirlerden özellikle tatil belgelerine hareket var. Tabii yavaş yavaş düşüyor ama. Yani derece yavaş yavaş, çünkü o ulaşımlar, tatil maliyetleri, seyahat maliyetleri, mesela köylere gitme, Anadolu'ya gitme şeyleri, şimdi bakıyorum, analiz ediyorum, yavaşlamış. Yani ekonomik şeyden dolayı insanları alıyordu, arabasına, eşine, üç kişi kalkıp Kars'a gidiyordu örneğin. Şimdi artık o ekonomik süreçlerden dolayı yavaş yavaş daraltmalar başladı. Ha, ben şey açısından, kültürel değerlerimize dönüş açısından çok şey buluyorum onu, güzel buluyorum. En azından şimdi gidebileceğimiz aileler, ziyaret edeceğimiz dostlar oluyor. İnşallah o kültürel değerlerimizi kaybetmeyiz. Onları yaşatırız. Gelen nesillere onları aktarmamız da gerekiyor. Güzel şeyler açısından. Bizim milletimizin vazgeçilmez şeyi de söyledim. Tabii. Milletin milleti kanısı olacaklar. Kültürel değerleri de kesinlikle. Bir şey oldu Sayın Başkanım, bayram dediğinizde bir tatil şeyi imajı çıktı, anlayışı çıktı. Bayram tatil. Herkes o, tabii o şeye büründü ama asıl olan o değil yani. Tatil tamam, dinlenme, eğlenme şeyi de. Hala bu şeyi geleneksel anlayışa geldiğimiz bayram kültürünü yaşatma konusunda da ciddi bir irade var elhamdülillah. Evet, evet. Onu yaşatmamız lazım. Onunla ilgili bir takım şeyler yapmak lazım. Gelen nesle de bunu aktarmak lazım, anlatmak lazım. O tatile giden gençler biraz ortaya çekilince tekrar kıtaların mezarlarını ziyaret ediyorlar. Tatil ediyor. Biraz sonra kadar ulaştığına geldik ki yani bayramın bir özelliği var. Tabii. Tatil bayram demek, tatil demek değildir. Bayram deyip bunu anlatmak. Kıtalarının memleketlerini biliyorlar. Kıymetli Başkanım çok teşekkür ederiz. Kahvemizi içtik. Biz de sizi gördük. Çok mutlu olduk. Sağ olun. Nice bayramlara sağlıkla geçtiniz. Genel Başkan'a saygılarımızı söyleyeceğim. Siz de benim kahvede aynı şekilde. Sağ olun.